Evet, şimdi artık temel etki mekanizmalarını anladık. Non depolarizan ne demek? Depolarizan ne demek? Sinir kas iletiminde temel olaylar nasıl? Biz neyi bloke ediyoruz? Bu ilaçları tek başına uygularsak ne olur? Bu ilaçları uyguladığımızda anestezi derinliği etkilenir mi? Etkilenmez mi? Bu ilaçları uyguladıysak anestezi derinliği için nelere dikkat etmemiz lazım? Bunları çok iyi artık anlamış, oturtmuş olmamız lazım. Peki, şimdi Sizinle gelin e, non depolarizan nöromüsküler -depolar blokerleri tane tane bir konuşalım arkadaşlar. Öncelikle şu tabloya çok güzel bakmanızı istiyorum. Ben bu tabloda sol tarafta temel etkin maddelerini yazdım. Sağ tarafta da hastanede karşınıza çıkacak ticari isimlerini yazmaya çalıştım arkadaşlar. Özellikle de üzerini çizdiğim e, o yani sarı olan ifadeler onlar da sizin en yaygın kullanacağınız ticari isimleri. Hatta bence şurada bir taneyi de düzeltmek istiyorum. Çünkü ben biraz eskiden kalmayayım ya. Artık bu blokle olarak daha yaygın dedi bir meslektaşım geçenlerde mesaj attı. O dedi artık blokle olarak geliyor abi dedi. O onu da blokleyi de çizmiş olalım. Şimdi bakın. Burada özellikle önce tek tek bunların özelliklerine girmeden en aklınızda kalması gereken en vurucu özelliklerini bir söyleyeyim. Onları da ben söylerken sizler de not almaya çalışın isterseniz ya da yayından sonra belki kayıttan not alırsınız dinleyin. Bakın şimdi bir şunu unutma klinik anestezi pratiğinde en yaygın kullanılan non depolarizan nöromüsküler bloker rokuroin. Bunların hepsi non depolarizan zaten değil mi? Depolarizan sadece bir tane o da süksinil kolin. Bunların her biri non depolarizan. Bunların içerisinde klinik anestezi pratiğinde en yaygın olarak kullanılan hangisidir? Rokuronyum. Esmeron göreceksiniz zaten. Bununla birlikte etkisi rokuronyumdan bir tık daha uzun olan vekuronyumdur. Bununla birlikte karaciğer ve arkadaşlar böbrekten bağımsız olan ve karaciğer ve böbrek hastalarında da kullanabildiğimiz atrakuryum ve sis atrakuryumdur. Geleceğiz sebebine. Özellikle burada en kısa etkili non depolarizan nöromüsküler bloker mivakuryumdur. Bunu unutmayacaksınız. Ve burada en uzun etkili nöromüsküler bloker non depolarizan olarak pankuronyumdur. Zaten pankuronyum da bugün klinik anestezi pratiğinde çok yok. Hemodinamik etkiler açısından özellikle pankronyumun kalp hızı ve kan basıncında yükselmeye yol açabildiğini aklınızda bulundurmanızda fayda var. En önemli bilgiler açısından. Bununla birlikte de histamin salınımı açısından atrakoriyum neyse onları zaten kendi başlığında anlatacağım. Çok kafanızı şimdi karıştırmayın. Şimdi rokuronyumun en bilinen ticari ismi Esmeron. Vekuronyumun ben artık onu güncelliyorum blokle. kuryumun, tracrium. Tracrium bayağı kullanmıştık vakti zamanında. Sisatrokurium nimbex. Heh, onu da söyleyeyim. İkisi arasında bugün daha modern, daha iyi etkileri olan, daha etkileri kontrol edilebilir olan sisatrokurium'dur. Anlatacağım. Mivacurium en kısa etkili dedim. Nandepolarizan nöromüsküler bloker. Ve en uzun etkili de pankuronyum, Mivacurium'un işte ticari ismi Mivacron. pankuronyumun da pavulon. Şimdi bunları söyledik. Şimdi gelin bunları biz tane tane bir inceleyelim arkadaşlar, özelliklerini anlatmaya çalışalım. Şimdi öncelikle klinik anestezi pratiğindeki en yaygın kullanılan nondepolarizant nöromüsküler blokerimizle başlayalım. Nedir o? Tabii ki de rokuronyum yani esmerondur. Şimdi arkadaşlarım. Ortalama bir etki süresi var. 20 ile 35 dakika kadar. Ama bu etki süresi beraberinde uygulanan işte anestezik gazlarla, narkotik analjeziklerle, anesteziklerle biraz daha uzayabilmekte. 45 dakikaya kadar, 40 dakikaya kadar hastalarda etkisi devam edebilmekte. Bu şu demek aslında. Siz nandepolarizan nöromüsküler blokeri yaptığınız zaman asetil kolini engellemiş oluyorsunuz ve bir süre sonra asetil engelleme süreciniz bozulmaya başladıkça o reseptörlerden bu ajan ayrılmaya başladıkça asetil kolin molekülleri reseptöre tutundukça ufak ufak hastanın eforu gelmeye başlıyor. İşte o ufak ufak hastanın eforunun gelmeye başlaması rokuronyumda 20-35 dakikadan sonra başlıyor arkadaşlar. Bunu söylemek istiyor yani sana aslında. İlk cümlenin anlamı bu. Bununla birlikte rukuronyumun Arkadaşlar çok bildiğimiz, çok bariz böyle klinik anestezi pratiğinde karşınıza gelebilecek belirgin hemodinamik kardiyak etkileri yok. Sadece şurada şu ifadeye lütfen dikkat et. Tekrar temel kavramlarında üzerinden giderek konuşalım. Bana lütfen ses kaydıyla şimdi katılım gösterin. Vagus sinirini ben sizlere anlatmıştım. 10. kraniyel sinir. 10. kraniyel yani vagus siniri daha doğrusu uyarıldığı zaman Sempatik sinir sistemi mi harekete geçiyordu? Parasempatik sinir sistemi mi? Vagus. Parasempatik. Ha, harikasınız, süpersiniz arkadaşlar. E o zaman Vagus'un uyarılmasını engellemektir, değil mi? Vagolitik etki. Bak, lit git diyor evet. yani. Vagus'un uyarılmasının engellenmesi. Yani parasempatik uyarıyı azaltıyor. İşte bu kalp hızını hafifçe arttırma etkisini açıklayan bir özelliktir. Rokuronyumun tamam bunu unutmayacaksınız şunu söyledim sadece kafanda fazla büyütme Rokuronyumun çok belirgin kardiyak hemodinamik etkileri yok arkadaşlar sadece hastalarda klinik anestezi pratiğinde de çok gözle görünür değil onu söyleyeyim mesleki deneyimlerimden ama kalp hızında hafifçe bir artışa neden olabileceğini bunun da sebebinin hafif vagolitik etkisi olduğunu aklınızda bulundurmanıza sizin için fayda olabilir çok önemli midir çok da önemli değildir aslında. Peki histamin salınımı. Şimdi lütfen şu cümlemi not al. Bir ajan. Bu sadece bir kas gevşetici olmak zorunda değil. Her ilaç için bunu söyleyebiliriz. Bir ajan histamin salınımı, histamin deşarjına yol açıyorsa o ajan hemodinamik olarak stabil bir ajan değildir. Yani şunu söylemek istiyorum çünkü. Eğer bir ajan histamin deşarjı oluşturuyorsa yani histamin salınımı çok artıyor demektir. Histamin salınımının çok artmasının en tipik etkisi periferik yani çevresel vazodilatasyondur. Ne demektir periferik vazodilatasyon? Vazo damar dilatasyon damar genişleme. Evet çevresel damarların genişlemesi. Hocam peki çevresel damarlar genişlerse ne olur? Kardeşim benim tansiyon düşer, ne olacak? Yani histamin salınımı çok fazla olursa hastanın aniden tansiyonu çok fazla düşebilir. Bunu kompanse etmek isteyen kalp de hızını bir miktar arttırır. E ardından işte kalbinde iş yükü artar, şu olur, bu olur. Dolayısıyla histamin salınımına yol açan bir ilaç hemodinamik olarak stabil bir ajan olarak ifade edilemez. Mesela morfin de bunlardan biriydi hatırlarsanız. Morfin de mesela histamin salınımı yapıyordu. O yüzden aslında tansiyonu düşürür demiştik. Veya işte meperidin, petidin, aldolan yani ticari ismi dolantin. Hani hatırlar mısınız morfin ve meperidin histamin salınımıyla beraber ajanlardı. Yani dolayısıyla nöromusküler nöromüsküler blokerlere dönecek olursak rokuronyumun histamin salınımına yol açmadığını unutmayın arkadaşlar. İşte bu da rokuronyumu hemodinamik olarak stabil olan bir ajan olarak ifade etmemizi rahatlıkla ne yapar sağlar. Bununla birlikte şimdi klinik anestezi pratiğinde hocam neden rokronyum bu kadar sık kullanılıyor? Yani en çok bu mu üretildiğinden? Tabii ki hayır. Arkadaşlar sebebi şu anesteziyolog bakıyor. Ya bu ilaç histamin salınımı yapmıyor. Ya bu ilaç belirgin kardiyak etkilere sahip değil. E bu ilacın etkisi de hızlı başlıyor. E, ortada bir etki süresine sahip belirgin aşırı uzun bir etki süresi de yok. Adamlar niye kullanması? Bak mis gibi yani istediğimiz her şeyi karşılıyor. E, dolayısıyla evet o yüzden aslında klinik anestezi pratiğinde bugün en çok rokuronyum görüyorsunuz. Sebebi bu. Histamin salınamana yol açmaması, orta etki süresine sahip olması, kardiyak hemodinamik yani etkilerinin belirgin olmaması, olmaması hatta bu etkilerinin ve sen gidip de bunun dozunu arttırdığın zaman e, etki süresinin daha da hemen başlaması, etkisinin başlaması. E bunlar tabii ki de anesteziyolu ne yapıyor? Okronyuma yatkın hale, onu tercih eder hale getiriyor. Gayet doğal. Bununla birlikte bak bu da bir faktör. Metabolize olmamak. Hocam bu ne demek? Şu demek. Absorpsiyon, dağılım, metabolizasyon, eliminasyon. Farmakokinetiğin adımları hatırlar mısın farmakoloji derslerinden? Bir ilacın kana karışması, vücutta dağılması, metabolize olması yani parçalanması ve elimine olması yani atılması. E şimdi bir ilaç metabolize oluyorsa arkadaşlar bu ilaç bazı parçalara ayrılıyor değil mi? Farklı kimyasal formlar oluşmuş oluyor vücutta. E dolayısıyla bu formlar peki aktif mi inaktif mi? Özellikle aktif metabolitler bizi korkutur. Çünkü düşünürsün yani bu aktif metabolit peki bu ne yapacak? Bunun etkisine. Onları da göz önünde bulundurman gerekir bu ilacı uygularken. Dolayısıyla rokuronyumun bir metabolite parçalanmaması aktif ya da inaktif bizim için gayet önemli. Farklı maddeler oluşturmaz. E, dolayısıyla oluşacak ek yeni etkilerden bahsetmeye gerek yok. E, dolayısıyla metabolize olmaması bizim için gerçekten avantajlı. Ve bakın büyük oranda karaciğerden ve takiben de böbreklerden atılan bir ajan. o zaman şunu söylemek lazım. Sen bu ilacın Atılımında karaciğeri, hepatik yolu ve renal yolu yani böbreği kullanıyorsan vücuda söylüyorum. E O zaman senin oralarda bir problem varsa rokuronyumu vücuttan uzaklaştırman, rokuronyumu parçalaman biraz zor olabilir. E, dolayısıyla ne yapmak lazım? Rokuronyumun bu tarz hastalarda dozunu kısıtlamak lazım. E, çünkü bak ilacın atılım yollarında problem var. E dolayısıyla oralarda onu kısıtlamak lazım. İşte bakın karaciğer yetmezliğinde ya da hamilelerde bunun biraz uzadığını söylemekte fayda olabilir. Yine yaşlı hastalarda arkadaşlarım karaciğer kitlesinin azalmış olması nedeniyle e bu karaciğer kitlesinin azalması tabii ki karaciğerdeki fonksiyonun da azalmasına e, sekonder olarak ne yapacaktır? Bu ajanın etkisinin bir miktar uzamasını sağlayacaktır. O zaman bu slaytta temel olarak şunları söyledim. 1. Rocuronium'un orta etki süresine sahip olduğunu unutma lütfen. 2. Rocuronium'un dozunu arttırırsan etkisinin daha hızlı başlayacağını lütfen unutma. 3. Esas olarak karaciğerden ve böbrekten atıldığını unutma. Vücutta farklı parçalara ayrılmadığını unutma. Histamin salınımı yapmadığını, hemodinamik olarak stabil bir nöromüsküler bloker yani kas gevşetici olduğunu unutma. Bunları aklında tutman senin için şu anda gayet Yeterli olacaktır. Peki bununla birlikte, Flakonunun formuna bak. Bak şimdi, hiç değişmez. Zaten Emir mesela az önce Instagram'da paylaşmış. Burada ise Emir burada mısın bilmiyorum ama bir tane e, Rokuronyum filkonu hiç Değil mi? değişmez formu. Ticari isimleri değişse bile, bak, 5 mililitrelik 50 miligram formda bir flakonu var Rokuronyum'un. Bu hangi ticari isimle karşına gelirse gelsin, aynen bu formda geliyor. Ülkemizde bu form var. Ne demek bu? Şöyle çizerek anlatalım hemen. Yani sana şunu söylüyor o Kronyum. Ben diyor 5 parçadan oluşan bir ilacım. Enjektörü beni çektiğin zaman 5 parçadan oluşuyorum. Ve beni enjektörü tamamen çektiğinde diyor 50 miligram bir ilaç çekmiş oluyorsun. Çünkü ben 50 miligramım diyor. 5 mililitrelik 50 miligramlık bir ilacım diyor. E dolayısıyla diyor benim her bir mililitrem 50 bölü 5'ten 10 miligramdır hocam diyor. Demek ki sen 1 mililitre rocuronium yaptığın zaman 10 miligram, 2 mililitre rocuronium yaptığın zaman 20 miligram, 4 mililitre rocuronium yaptığın zaman 40 miligram rocuronium yapmış oluyorsun demektir bu. Bununla birlikte doz bilgisi. Şimdi arkadaşlar ben her zaman şunu söylüyorum öğrencilerime: Nöromüsküler blokerlerin ideal dozlarını ezberlemekte fayda var işte atıyorum bir feniramin avil, işte bir ondan setron, zofer gibi işte bir pantoprazol, pantpas gibi. Yani farklı ilaç gruplarında çok böyle dozaj ezberlemeyebiliriz. Erişkin hastalar için konuşuyorum. Çocuklarda onları da bilmek lazım. Ama e, nöromusküler blokerlerde yetişkinlerde de doz ezberlemekte fayda var. Çünkü kiloya ideal dozuna göre yapmak lazım. Bakın mesela örnek veriyorum. rokronyum için her kilo başına yaklaşık yarım miligram... Normalde dozu bu. Bize eski yıllarda öğrenciliğimizde hep böyle öğretilirdi. Kilonun yarısını yapacaksınız şeklinde. Ama bugün tabii ki de alternatif yöntemlerin aranmasıyla kilo başı dozun arttırılmasının etkisinin başlama hızını da arttırdığı görüldü. Dolayısıyla bugün daha çok 0.5 1.2 ya da 0.6 1.2 mg kilogram gibi doz aralıkları tanımlanabilmekte. Peki hocam ek dozlar için ne söyleyeceğiz? Ek doz şöyle ben size direkt klinik pratikte nasıl yapıldığını söyleyeyim. Hiç böyle ek doz için kilo başına bir şey hesaplamıyoruz. Normal şartlar altında indüksiyonda yapıyorsunuz evet yapacağınız dozu. Ondan sonra idamede hastanın spontan solunum faaliyetini gördükçe ya da bir eforunu gördükçe yani hasta hareket yeteneğini kazandıysa asetil kolini yeterince engelleyemiyorsun. Hemen engelleyen ilaç kas gevşetçiliğini yapacaksın. Bir sisi yani 10 miligram kadar idame dozlarını yapıyoruz ama o çocuklarda hocam ne yapalım çocuklarda kilo başına 0-15'ten hesaplama yaparak o şekilde bir idame tutturabilirsin veya işte normalde erişkine sen 10 yapıyorsan çocukta da 1 ya da 2 miligramlık ek titrasyon dozları yapmayı deneyebilirsin bunun gibi doz yaklaşımlarını söyleyebiliriz. İnfüzyonuyla çok karşılaşmayacaksınız arkadaşlar. Özellikle ameliyathanedeki anestezi pratiğinde ama işte 5-12 mikrogram kilogram dakika gibi bir infüzyonun yapılabildiğini de geniş kaynaklar söylemekte. Bunları aklımızda bulundurmakta faydamız var. Dersin başında söylemiştim hatırlarsanız. Rokronyum damar yatağında ciddi iritasyon yapıyor. O yüzden de hastalara böyle yaptığınızda kollarını çektiklerini görürsünüz arkadaşlar. Hatta bilinç kapalı yani çektiklerini görürsünüz. Daha tam anestezide oturmadığı için o esnada. Dolayısıyla venöz irritan bir ajan olduğunu aklınızda bulundurmanızda fayda olacaktır. Gelelim vekronyuma. Şimdi vekronyumunda arkadaşlarım. E Bilmeniz gereken en temel noktası rokuronyum'a göre bir miktar daha etki süresinin uzun olduğu. Hatta o yüzden daha uzun süren ameliyatlarda iki alternatifi varsa anesteziyoloğun. işte bazısında rokuronyum. Ya işte elimizde vekronyum mu var? Ameliyat da uzun. İşte atıyorum posterior stabilizasyon, omurilik ameliyatı. işte bir stimülatör vesaire kullanılmayacaksa, kullanılacaksa yapmıyoruz ama kullanılmayacak mesela kas gevşetici yapılacak veya işte uzun sürecek bir başka ameliyat. Bunda deyip işte biz vekronyum kullanalım denebilir. Yani biraz daha uzun etkili bir Ajan olduğunu söylemekte fayda var. Şimdi vekronyum arkadaşlarım toz flakon şeklinde. Biz vekronyumu genellikle yaptığımız şeyi söyleyeyim size. Direkt ona sulandırıyoruz. Yaptığımız tek şey bu. Direkt içerisine 10 mililitre serum fizyolojik ver. Çalkala ve çek. Dolayısıyla ona sulandırdığın zaman. E şimdi flakon 10 miligram ya. Ne yapmış oluyorsun aslında sen? 10 miligram bölü 10 mililitrelik bir ilaç oluşturmuş oluyorsun. Yani cc kaç miligram oldu? cc 1 miligram oldu. 10 bölü 10 ya. 10 cc 10 miligramsa 1 cc 1 miligramdır. Dolayısıyla veya sen eğer 5'i sulandırırsan da 10 miligram bölü 5 mililitre. E bu zaman burada da cc ne olacak? 2 miligram olacak işte. Dolayısıyla buna göre hastaya bunu uygulayabiliyoruz arkadaşlarım. Ortalama kilo başına 0,01 miligram gibi bir dozu var bunun arkadaşlar. Bunu bu dozda yaptığınız zaman mesela şöyle yapıyoruz hatta biz bunu. İşte 70 kiloysa 7 cc, 60 kiloysa 6 cc 80 kiloysa 8 cc gibi bir pratik doz hesaplaması vardı klinik anestezi pratiğinde. Onu da o şekilde hesaplayabiliyorsunuz. İşte 70 kilo ortalama işte mesela 01'den yapsan ne oluyor? 7 miligram oluyor. İşte 80 çarpı 0-1'den 8 miligram gibi bir doz aralığı tutturmuş oluyorsunuz. Bununla birlikte işte normal saklama koşullarını vesairesini geçiyorum. Sadece yine kardiyak etkileri belirgin olmayan ama narkotikler hatırlarsanız arkadaşlar vagus sinirini uyarıyordu. Vagal uyarı yapıyordu ve kalp hızını azaltıyordu. Bu kalp hızındaki azalmayı bir miktar arttırabileceğini söylüyor geniş kaynaklar ve kronyumla ilgili aklınızda bulunduracaksınız bir hemodinamik etki. Narkotiklerin yapacağı o kalp hızındaki azalmayı bir miktar arttırabileceğini aklınızda bulundurun. Şimdi bir geriye dönük tekrar yapalım hızlıca. O zaman ikisini kıyaslayacak olursak rokuronyum histamin salınımına yol açıyor muydu? Hayır. Harikasınız. Rokuronyum hemodinamik olarak stabil bir ajandı. Ama Rokuronyum'un hafif neyi vardı arkadaşlarım hatırlarsanız? Bir, şöyle gösteriyorum. Bagolitik etkisi vardı. Onu unutmayın. Adı. Yani kalp hızını hafifçe arttırabilir demiştik. Bu demek ki bizim... Ve kronyum içinde tam tersi kalp hızındaki azalmayı biraz arttırabileceğini söylüyor. İki sene bir kıyaslama yapacaksanız bu şekilde kıyaslayabilirsiniz. Rokunoyum tamamen kendisi flakonun içerisinde sıvı formdadır. Ve kronyum toz formdadır. Zaten klinik pratikte bunları deneyimlemiş olacaksınız. Benim çok sevdiğim bir kas gevşeticidir Miva Koryum. Ondan bahsedelim biraz. Özellikle böyle kısa süren sünnetlerde falan biz bunu tercih ediyorduk bayağı Ankara'dayken. Şimdi arkadaşlar Miva Koryum'un özelliği evet bu non depolarizan bir nöromüsküler bloker tamam. Ama çok önemli bir özelliği var. Asla unutma. Hatırlar Kısa mısın? etkili. Kısa etkili olmasından ziyade ilk şu etkisini vurgulamak istiyorum. Arkadaşlarım bu da pseudokolinesteraz tarafından hidrolize ediliyor. Yani kim ediliyordu psedokolinesteraz tarafından yıkılan kimdi? Hatırlar mısın? İlk başta Bilmiyorum. konuştuğumuz Bilmiyorum. Heh, Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet süpersiniz arkadaşlar farkındasınız her şeyin güzel Süksinilkolinden bahsetmiştik bakın nandepolarizan bir nöromüsküler bloker bu da psedokolinesteraz tarafından yıkılıyor Demek ki sana Sınavlarında okulda e, Hocam şöyle bir şey sorarsa e, Aşağıdaki e, Nöromüsküler blokerlerden hangisi? Non-depolarizan olduğu halde psedokolinesteraz tarafından yıkılır ya da hidrolize edilir gibi bir ifade söylediğin süksinil kolini işaretlersen olmaz. Sana non-depolarizan diyor bak. Ne işaretleyeceksin? Mivacurium'u işaretleyeceksin. Aklınızda bulunsun. Şimdi arkadaşlar bunu niye söyledim? Haftaya, haftaya mı ondan sonraki hafta mı onu belirleriz duruma göre, yoğunluğa göre. Haftaya da yapabiliriz sonraki etkinliği şeyleri konuşacağız ya nedir adı e, kas etkilerini döndüren ilaçları konuşacağız ya orada mesela e, neostigminden bahsedeceğiz nan depolarizan kas gelişişleri yıkmak için uyguladığımız bir ilaçtan bahsedeceğiz dolayısıyla mivakurum yaptığın hastaya neostigmin yapmazsın çünkü yıkılım yolu farklı bak bir sürü kolinesteraz enzimiyle yıkılıyor anladınız mı dolayısıyla bunu aklınızda bulundurmanızı istiyorum ben. Yani mivakorium yaptığımız hasta kendisi yıkacak kendi değerlenecek ve bu değerlenmenin de hızlı olduğunu zaten kısa etkili bir ajan olduğunu aklınızda bulundurmanızı istiyorum arkadaşlar. Normalde biz kiloya bunu 0.2'den hesaplıyorduk. Notta nasıl geçiyor? 0.15-0.2 mg kilogram dozda bir literatür önerisi var. Ortalama biz normal 0.2 mg kilogram şeklinde yapıyorduk. Özellikle bunun normal bu bir düz ampul arkadaşlar. 5 cc'lik bir ampul ve Toplam ampul 10 miligram. CC'si kaç miligram söyler misin? 1 CC'si? 2. Değil mi? 10 evet. bölü 5. 2 miligram bölü mililitre. Yani 1 CC'si 2 miligram olan, ortalama kiloya 0,2 miligramdan yapılan, oldukça... Kısa etki süresine sahip bir nöromusküler bloker. Hocam olumsuz bir şey söylersek ne söylemek lazım? Arkadaşlarım histamin salınımı etkisi olabilmekte. Aklınızda bulundurmanızda fayda var. Peki size bir şey sormak istiyorum. Anlattığım bir ilaç grubu değil ama sonuçta tek bu derslerle kısıtlı değilsiniz. Okulunuzda duymuş olabilirsiniz. Histamin salınımına neden olan bir ilaçsa. E, premedikasyona eklenen hangi ilaç grubu bu histamin salınımını azaltabilir? Efendim? Efendim mi hocam? Başka. Ben de ben de. Direkt histamin salınımı için bir ilaç yapsak? Heh, yani neydi etken maddesi bana ticari isim söylemeyin. Neydi? Etken maddesi Avilin. Rokuronyum. Aman aman. Ro ne mu canım? Feniramin. Evet. Feniramin. Feniramin maleat. Ha. Aynen. Histamin bir reseptör blokeriydi. Hatırlar mısınız? Histamin bir reseptör blokeri. Bunu ek konuşacağız bunları. Yani histamin salınımını azaltan bir ilaç. Histamin bir reseptör blokeri. Hatta beraberinde bir de histamin 2 reseptör blokeri. Yani hem histamin 1 hem histamin 2 reseptörlerini bloke eden ilaçları mesela premedikasyona eklerseniz özellikle histamin salınımına neden olabilecek ajanlar uygulayacağınız hastalarda bu hemodinamik olarak da aldığınız bir tedbir olarak anlamlı olacaktır. Neden? Çünkü bak ben bunu biliyorum kardeşim histamin salınımına yol açarsak bu hastanın tansiyonu düşer çünkü vazodilatasyon olur. E, o zaman histamin salınımını engelleyelim. Histamin salınımını kim engeller? antihistaminik engeller. Antihistaminikler kaça ayrılıyordu? 2'ye. Neydi bunlar? Histamin 1 reseptör blokerleri yani histamin 1 reseptörlerinin uyarılmasını engelleyerek histamin salınımını azaltanlar. Bunlar özellikle solunuma etkili olanlardı. Bir de histamin 2 reseptör blokerleri bunlar özellikle mide asidini azaltanlardı. Demek ki ben iki histamin reseptörünü de bloke edersem histamin deşarjını azaltmış olurum. Histamin deşarjını azaltırsam da Periferik vazodilatasyonu engellemiş olurum. Niye? Çünkü istemini engelledim. E, periferik vazodilatasyonu engelleyince ne yapmış olurum? Tansiyonun düşmesini engellemiş olurum. Aklınızda bu şekilde bulundurmanızda fayda var. Yine o gruplara geleceğiz. Öyle bir ön bilgi olarak şimdilik söyledim. Evet. meyve koruyun. Kısa etkili. Unutma. Psidokolinesteraz da yıkılıyor. Unutma. Tamam mı? Kilo 02den yapılıyor. Unutma. Diğerleri zaten zamanla oturacaktır. Şimdi Atrakuryum ve Sisatrakuryum'u birazcık çekiştirelim arkadaşlar. Şimdi Atrakuryum deyince bir kere şu histamini aklında bulundur bak. Mivakuryum, Atrakuryum. Bu ikisinde histamin salınımı var. E o zaman şimdi histamin salınımına hep ben size dolaşım üzerinden gittim. İşte arkadaşlar dedim periferik vazodilatasyon oluşturur, tansiyonu düşürür. Ama biz histaminerjik etkilerde sadece biliyorsunuz ki dolaşımdan bahsetmiyoruz. Aynı zamanda histamin salınımı arttığında solunum yolundaki düz kaslar da kasılıp solunum yolları da daralıyordu değil mi? E dolayısıyla şimdi eğer siz... Bu ilaçları, bu tip histamin salınımı yapan ilaçları hem hızlı bir de yüksek dozlarda uygularsanız e ne olacaktır arkadaşlarım? Solunum yollarının daralması ihtimali de oluşturacaksınız. O yüzden özellikle astmatik hastalarda kaçındığımız bir nöromusküler bloker ilaç olduğundan bahsetmekte fayda var. Bu mivacurium için de geçerli bu arada bu söylediğim. Çünkü o da histamin salınımı yapıyor. Onu da söylemiş olalım. Şimdi hatırlar mısın? Atrakuryum ve atra kuryum için ilk başta o küçük bir özetleme yaparken sana böbrek ve karaciğer fonksiyonlarından bağımsız olduğunu söylemiştim. Neden? Çünkü buralarda parçalanıp buralarla atılmıyor. Peki nasıl hocam? Şimdi beni çok iyi dinleyin. Her zaman karşınıza soru olarak çıkacak. Birileri, anestezi doktorları olsun, okuldaki hocalarınız olsun size soracaklar. Diyecekler ki size... Hoffman eliminasyonu ne demek? Hangi ilaçlar Hoffman eliminasyonuna uğrar gibi sorular soracaklar. Şimdi beni o yüzden iyi dinleyin. Arkadaşlar Hoffman eliminasyonu şu demek. Şimdi eliminasyon atılım demek bir kere. Yani ilacın vücuttan atılımı, absorpsiyon, dağılım, metabolizasyon, eliminasyon var ya. Onun eliminasyon E'sindeyiz. Hoffman eliminasyonu nerede gerçekleşir? Notunu al, kanda gerçekleşir. Bir, neye ihtiyaç vardır? Normal bir pH e ve ısıya ihtiyaç vardır. Ve burada enzimler kullanılmaz bu ilaç kimyasal olarak parçalanır. Demek ki bak kanda gerçekleşiyor. Normal pH ve ısıya ihtiyaç var ve kendiliğinden gerçekleşiyor. O zaman sana şunu soruyorum. Ben atrakuryumun yıkılımı için bir ilaç yapıyor muymuşum? Yapmıyormuşum. Demek ki atrakuryum Hoffman eliminasyonuna uğrayan bir nöromüsküler blokermiş. E olaylar nerede geçiyor? Kanda geçiyor. İşte o yüzden böbrek ve karaciğerden bağımsız. Hatırla lütfen. Rokuronyum için ne dedim sana böbrek ve karaciğerden dedim rokuronyuma. Ama burada Hofman eliminasyonu olduğu için bu böbrek ve karaciğer fonksiyonundan bağımsız. Memori buyur. E, hocam az önce dediniz ya Rokuronyum da e, aktif e, şey mi? Anlamadım. E, hatırlayamadım. E, bu kimyasal parçalanma yoluyla dediniz ya aktif katalizör. Aktiv olan Atrakuryum da böyle bir ilaç mı? Onu soracaktım. Atrakuryumun var metabolitleri, evet. Atrakuryum öyle bir ilaç değil. Rokuronyum metabolize olmuyordu mesela. Atrakuryum oluyor evet. mu? Bu oluyor. Yani. E, Efendim? Yani. Ha, e, evet evet, geleceğiz zaten. Geleceğiz. Bak zaten bak metabolizması diyorum. Metabolize oluyor yani. Bu parçalanıyor. Bunda farklı maddeler oluşuyor. Efendim Miva kuruyumda da Hoffman eliminasyonuna uğrar diyebilir miyiz? Hayır o püsüde enzimiyle yıkılıyor direkt. Tamam teşekkür Aha. ederim. Şimdi bir de arkadaşlarım non spesifik esterazlarla katalize edilir. Arkadaşlar bu ne demek? Non spesifik esterazlarla. Şimdi biz yani e, burada arkadaşlarım asetil kolinesterazdan bahsetmiştik. O sinir kas kavşağında asetil koline o yıkıyordu ya. Burada non spesifik esteraz dediği de farklı bir yıkılım sağlayan enzim grubundan bahsediyor. Tamam mı? Özel olmayan, özel enzim, özel olmayan enzim grubundan bahsediyor. Demek ki bak burada aklında tutman gereken en önemli, en vurucu mesaj şu. Atrakuryumun Böbrek ve karaciğer fonksiyonlarından bağımsız olarak bir yıkılımının gerçekleşti. Burada bir non spesifik esterazlar söz konusu metabolizmasında, değil mi? Yani parçalayıcı bazı enzimler var burada. Bir de bununla birlikte Hofmann eliminasyonuna uğradığını söyledim. Ve bununla birlikte neden bahsettim? Aynı zamanda atrakuryumun histamin salınımı etkisinden bahsettim arkadaşlar. Bunu özellikle unutmayın. Histamin salınımına yol açan diğer nöromüsküler bloker demin bahsettiğimiz kimdi? Hatırlat bana. Kimdi? Bir tane daha vardı. Evet, miva kuruyumdu. Peki histamin salınımına neden olmayan vardı kimdi? Rökyön. Rökyön, evet, ana mesajları aldınız. Bu bana yetiyor zaten. Peki mesela Lodanozin bak. Ne demiştim? Hatırlar mısınız size? Arkadaşlar dedim bir ilaç metabolize olduğunda, parçalandığında vücutta yeni ürünler ortaya çıkıyorsa o yeni ürünlerin de ne yaptığı bizim için anlam kazanıyor. Bak direkt örneği önüme geldi. Mesela atrakuryumun arkadaşlarım parçalanma ürününe lodanozin diye bir şey. Hocam aklımızda tutalım. Aklında tutmana çok gerek yok. Yani sadece genel bilgi olarak veriyorum ama en azından olayın mantığı noktasında şunu bil. Bu lodanozin denen madde santral eksitatör dediğimiz bir madde. Yani şunu söylemek istiyorum. Merkezi sinir sistemini uyarma özelliğine sahip bir madde ve bunun nöbetlere neden olabileceğini söylüyor. Ama siz bu ilacı gideceksiniz. Çok yüksek dozda vereceksiniz de ya da hastada ciddi bir organ disfonksiyonu olacak da ancak o zaman yani çok belirgin çok önemli bir etki değil ama en azından burada şu mesajı al ki bak demek ki eliminasyon sonucunda arkadaşlarım bir parçalanma ürünü olan o lodanozin denen madde mesela aktif bir metabolit yani aktif bir madde oluşuyor sonucunda bak bunun da ek bir etkisi var demek ki bir şeylere karşı ne yapmak lazım orada yeni oluşan maddelerin de o etkilerini metabolitlerini de bilmek lazım ilaçlara çalışırken bakacaksınız. Hani metabolizasyonunda hangi ajanlar oluşuyor? Hangi daha doğrusu kimyasal ürünler oluşuyor? Ve bu kimyasal ürünlerin de bir etkisi var mı? Bunların etkilerinin kontrolü için ek bir girişim gerekiyor mu? Bunlara da dikkat etmekte fayda olacaktır arkadaşlarım. Bunun dışında aslında her kas gevşetici için de bunu söyleyebiliriz. Yani hipotermide kas gevşeticilerin yani şunu söylemek istiyorum. Üşüyen hasta arkadaşlarım hem anesteziklerin etkilisi açısından daha savunmasız hale gelir. Hastayı uyandırmanız zorlaşır. Hem de kas gevşeticileri yıkmaları zorlaşır. Dolayısıyla hastaları ameliyat esnasında ısıtıyoruz. Biz hastalara anestezi uygulamasını yaptığımız zaman bozduğumuz bir denge var. Kelime olarak bilin şimdilik. Termoregülasyon. Termoregülasyon vücut sıcaklığının düzenlenmesi demektir. Fizyolojik bir süreçtir bu ayrı bir başlık. Dolayısıyla genel anestezi uygulaması ve aslında tüm anestezi uygulamaları termoregülasyonu, vücut sıcaklığının düzenlenme mekanizmalarını bozar. Bozduğu için de hastanın ısı kaybına yatkın hale gelmesine ve hipotermiye girmesine kolay hale getirir. Yani ne yapar hasta ısı kaybeder ve hasta soğur demek istiyorum daha Türkçe ifade etmem gerekirse. E dolayısıyla senin hastayı ısıtman önemli çünkü ısıtmadığın hastanın ilaçların etkisinden kurtulması zorlaşmıştır. O yüzden dikkat etmenizde fayda var arkadaşlarım. Yine asidoz yani kanın asidik hale gelmesi, pH'nin düşük olması ne yapar arkadaşlarım? Etki sürelerini uzatabilir. Şimdi bizim anestezi pratiğimiz için önemli bir başlık. Bak dikkat et. Tiyopental ile geçimsiz. Arkadaşlarım aynı hattan mesela tiyopental yaptınız hemen arkasından atrakuryum yapmak çok doğru olmayabilir. Veya serum setinde bunların birbirine temas etmesi çok iyi olmayabilir. Serbest asit çökmesine sebep olabileceğini söylüyor Lange Anesteziyoloji. Dolayısıyla arkadaşlarım ne yapabilirsiniz? İşte e tiopentel'i yaptıktan sonra bol miktarda yıkama solüsyonu gönderip ardından yapabilirsiniz ya da farklı iki venöz hattan yapabilirsiniz yapacaksınız. Yani mümkünse e, tiopentel kullandığın hastada atrakuryum kullanma ve bu riski alma bu da şahsi subjektif bir fikir benden. Hani ama bunların geçimsiz olduğunu aklınızda bulundurmanızda fayda var arkadaşlarım. Çok ağır alerjik reaksiyonların nadir olduğunu yine bildirmişler. Bununla birlikte arkadaşlarım Bunlar çok önemli değil. Akrilata karşı reaksiyonlar vesaire bildirilmiş. Peki şimdi bunun formuna bir bakalım. Şimdi bakın. 5 mililitresi 50 miligram. Hangi nöromüsküler blokeri sana hatırlattı? Aynı rokronyum gibi değil mi? Peki endotrakil entübasyon dozuna bak. 0.5. Evet aynı rokronyuma benziyor dikkat ederseniz arkadaşlarım. 50 miligram 5 mililitrelik formda. Kiloya yaklaşık yarım miligram yapılan, orta etki süreli bir non-depolarizan nöromüsküler blokerden bahsettik. Emircan? E, sesim geliyor değil mi hocam? Evet. E, hocam ben kullandığım kaynakta şeyde olduğunu gördüm ve da da e, tiopental ile çökelti yaptığı söyleniyor. Evet olabilir ama şu anda e, okumadığım için net bir şey söylemeyeyim ama kaynakta yazıyorsa vardır muhtemelen. Sanki lounge'da çünkü öyle bir şey okumadım gibi gel geldi şu anda ama belki de benim gözümden kaçmıştır. Olabilir. Bir bakmak lazım Emircan yine. Hangi kaynak sendeki? Ee, şey hocam nasıl desem e, Nobel Tıp Kitap Evlerinin A'dan Z'ye Anestezioloji diye kitabında bahsedilmiş de. Her şey Ali Besleme Hoca'nın kitabı mı? Evet evet orada bahsedilmiş. Evet evet ben de var bakarım ona. Okey. Tamamdır. Onun dışında burada başka herhalde vurgulamam gereken bir şey yok. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar Sisatra Kurium hatırlar mısınız o kısa bir özetleme yaparken size şunu söylemiştim. Sisatrı kuryum demiştim. Atrakuryuma göre biraz daha iyi etkileri olan, biraz daha geçimli bir ilaç. Sebebi şu. Bak dikkat et lütfen. Histamin salınımına neden olmaması. Bu, bu bir kere benim için bu ilacı hemodinamik açıdan e, anlamlı, olumlu hale getiriyor. 2. Atrakuryuma göre daha güçlü olması yine bizim için iyi bir şey. Daha iyi bir etki düzeyine sahip bu ilaç. E bunun yanında arkadaşlarım ama onun dışında işte Yok lodanozin, santral eksitatör bir metabolit de hatırlarsanız... İşte Hoffman olayları, kimyasal geçimsizlik vesaire... ...bunlar atrakuryumla aynı. Bu şeyler açısından atrakuryum için söylediğimiz her şey... ...sisatrakuryum için de geçerli. O zaman hocam, atrakuryum ve sisatrakuryum için... ...nasıl bir fark söyleyebilirim? Şunu söyleyebilirsin, atrakuryumun histamin salınımı etkisini... ...sisatrakuryumda görmüyoruz. Yani hemodinamik olarak daha stabil bir ajan, dolayısıyla... Atrakuryuma kuryuma göre tabii ki de elimizde sistatrop kuryum varsa histaminerjik deşarj açısından böyle bir etkisi olmadığı için bizim için tabii ki de öncelikli olacaktır. Sistatrop kuryumu tercih etmek o şekilde söyleyebilirsiniz. Yine arkadaşlarım 10 mg 5 ml formda bir ilacımız yaklaşık 0.1 mg kilogram dozda uygulanıyor. Etki süresi de ortalama 30-45 dakika. Bandında. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Şurada özellikle bakın. Orta etkisi şurada mesela 20 35 diyor. Şurada 30 45 diyor ya. Bu sürelerin farklı kaynaklarda farklı şekilde ifade edilmesi kafanızı karıştırmasın. Yapılan anestezik ajanların, işte anestezik gazların, bu ajanların etkilerini 5-10 dakika bandında azaltabilmesi ya da artırabilmesi, konsantrasyonun az ya da çok olmasına bağlı olarak farklı olduğu için bu şekilde ufak dakika farklılıkları olabilir. Ben bu dakika farklılıklarını standartize etmek ve daha net bir tablo oluşturmak için şu anda bir çalışma yapıyorum. Elimdeki tüm geniş anestezi kaynaklarından bu nöromusküler blokerlerin tüm işte belirtilen doz olsun, işte etki başlangıç süresi olsun, etkinin toplam süresi olsun hepsini iyi bir tablo derlemeye çalışıyorum. Böyle Referans kaynakların ortak noktada buluştuğu süre ve dozlarla alakalı bir tabloyu sizlerle paylaşacağım. O tabloyu baz alarak ilerlersek bizim için daha sağlıklı olacaktır. O tabloda en az 8-10 kaynaktan yararlanarak böyle gerçekten en or optimum ortalama dozların olduğu bir tablo oluşturmaya çalışacağım. Bugün yarın onu da sizlere gruptan atmış olurum. Merak etmeyin arkadaşlar. Onun dışında son bir tane ilacımız var. Pankuronyum. Pankronium e, bugün klinik pratikte kullanımı sınırlı bir ajan. E, sınırlı da değil arkadaşlar kullanılmıyor esasında yok. Yani e, pek fazla görmeyeceksiniz. Ama ben yine de hani e, konuşurken işin içerisine katmayı istiyorum. En azından şunu söyleyeceğim sadece. Hatırla hipertansiyon taşı kardi demiştim. Çünkü gerçekten de katekolamin yani adrenalin, noradrenalin, dopamin gibi maddelerin salınımına neden olabiliyor. Dolayısıyla... ...sempatomimetik yani sempatik sinir sistemini uyarıcı yani kalp hızını ve tansiyonu yükseltici bir etkisi olan bir nöromusküler bloker... Bu aklımızda bulundurmamız gereken bir özelliği. Bununla birlikte etkisinin oldukça uzun olduğunu bakın 45-90 dakika gibi bir etki süresinden bahsediyor. Yani sadece bu ikisini bilseniz şu anda pankronyum için yeterli olacaktır. Zaten klinik pratikte aktif olarak kullandığımız bir nöromüsküler bloker değil. Uzun etki süresinin olması, sempatik sinir sistemi uyarısına yol açması, böbrek yetmezliğinde de etkisinin uzaması gibi temel süreçlerini bilseniz dozunu vesairesini ezberlemenize çok gerek yok. Ha kullanmanız durumunda yarın karşılaşırsınız, şu olur, bu olur. Zaten literatüre bakarak onu anlayabilirsiniz arkadaşlar. Nöromüsküler blokerler için söylemek istediklerim bunlar. Şimdi etkinliğimizi bitirmeden sizlerden feedback almak istiyorum. Bu akşam ne öğrendiniz? Şöyle birer cümle isteyenlerden alabilirim. O arada da bir şeyi alayım şu Ali hocanın kitabını alayım o ve Kronyum'la ilgili Emircan'ın dediği şeye de bakalım yayın bitmeden. Ben sizi e, dinliyorum. Hocam, Buyurun arkadaşlar. Sesim geliyor değil mi hocam? Evet. E, sayfa 55'te e, ve kriyonum. Hemen açıyorum açacağım. Emircan bakalım. Evet, orada olması. Eğer yani. varsa onu da ekleyelim şeye. Bir de hangi kaynağa bakarak yazmış hocamız ona göre o kaynağa da dönüp bakarız. Tabii. Sayfa 55'te ben de oksijen evet. tedavisi var farklı bir e, şey hocam, baskısı var demek ki evet, ben bulurum farklı. onu. Ben sizi dinliyorum bir yandan bakarken, sizler bana bu akşam ne öğrendiniz söyleyin bakalım. Şey başlangıç olarak girebilir miyim? İstediğin gibi. Tamam. En ee, sondan e, da olur, ortadan da olur, baştan da olur. Şöyle bir hatırlatma şeyleri. Bahsedeyim o zaman ee, nöronozomikler dediğimiz hani kısaca kas kesiciler e, ağrı kesmiyordu, bilinci kesmiyordu ve hafıza kaybı oluşturmuyordu. Aha. Ayrıca teten diye bir kelime öğrenmiştik. E, kasların kasılması ve tutulması gibi e, o anlama çıkıyordu. Evet. Önemli bir bilgi olarak da e, reseptör bağlandığında da e, sodyum kanalları yani iyon kanalları açılıyordu. Hı hı. Ayrıca e, nöromüsküler blokerlerde asetikolini devre dışı bırakıyordu. Hı hı. Başka söyleyeceğim de e, başta söylemiştik. İskelet kasları etki konuşmuştuk. Hani kalbi neden etki etmediğini konuşmuştuk. Heh, o orayı bir değinelim mi? Şimdi neden kalbi durdurmuyor? Arkadaşlar çünkü şöyle söyleyeyim size. Kardiyovasküler sistemde yani kalp kısı hücreleri arkadaşlarım kendi kendine uyarı oluşturabilen hücreler ve kalbin çalışma dinamiği iyonik temellere bağlı. Kardiyak aksiyon potansiyelini ben temel fizyoloji sunumlarında anlatacağım. Oradan da detaylı olarak dinleyeceksiniz. Dolayısıyla kalbin çalışma dinamiği çok farklı. Yani orada bir sinir kas kavşağından bahsetmiyoruz. Orada yarık bağlantılar var. Bir kalp kası hücresinde oluşan uyarı hızlı bir şekilde diğer hücreleri doğru yarık bağlantılarla yayılıyor. Yani kalbin çalışma dinamiği çok farklı. Ama burada biz iskelet kasının fizyolojisinden bahsediyoruz. Burada ne var? Bir sinir kas kavşağı var. Burada ne var? Bir sinaptik yarık var. Burada ne var arkadaşlar? Burada sonuçta Oluşan bir fizyolojik motor nörondan kas define geçen uyarıyı sağlayan bir asetilkolin var. Onun işte nikotinik reseptöre bağlanması var değil mi? Kalpteki çalışma dinamiği ile iskelet kasındaki çalışma dinamiğinin farklı olması nedeniyle kas gevşeticiler kalbi durdurmuyor. Bu da önemli bir bilgi. Yine kardiyovasküler fizyoloji konularında da değineceğimiz noktalar. Oraya da değinmen güzel oldu. Bu arada ben şeye baktım, şey diyor gerçekten. Tüpenterle birlikte kullanılırsa çökelti yapabilir diyor. Onunla ilgili yine detaylı olarak ben şey yaparım. Geniş kaynaklara da bir bakarım. Onu da notumuza yine ekler. Size atmadan önce nota eklenmiş halini gönderir. Tamam, öyle yapalım. Tamamdır hocam. Onun dışında var mı katkı sağlamak isteyen arkadaşlarımız veya sorusu olan? Yoksa ben de farklı konularda da anlatabilirim yine. Yo. Peki o zaman bu akşamlık bu kadar olsun. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. İnşallah çok faydalı olmuştur. İnşallah anlamışsınızdır. Tekrarlarınızı yapmayı unutmayın. Notlarınızı da zaten yollayacağım. Kendinize çok iyi bakın. İyi geceler. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hocam. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz hocam. Bay bay.